İsrail işgal rejiminin saldırısı sürüyor ve Gazze'deki şehit sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 31.341'e yükselen bir rakamdan maalesef bahsediyoruz. Aç ve susuz bırakılan Gazzeliler günden güne hayatını kaybediyor. Kimi gün 70 kişi, kimi gün 90 kişi, kimi gün 120, 130 kişi, 150 kişi değişiyor. Kimi gün açlıktan ölenlerin sayısı fazla oluyor. Bebekler hayatını kaybedebiliyor. Fakat tespit edilebilen rakam 31.341 güncel haliyle. Oradaki bu insanlık dışı tablo yaşanırken ülkemize dönüp baktığımız zaman ağzı olan konuşuyor diyebileceğimiz efendim bir ortam olduğunu e görmekteyiz. Başında sarığı olan, çenesinde sakalı olan, sırtında cübbesi olan efendim e baktığınız zaman hoca, İslam alimi, şu bu deyip insanların kanaat önderi deyip önünde el pençe divan durdukları bazı kimseler öylesine şeyler söylüyorlar ki gerçekten e şaşıp kalmamak elde değil. Hani bu kadar mı olur diyebileceğimiz tablolar karşımıza çıkıyor. İsmaila cemaati hocalarından İsmail Hünerlice. Ülkemizin İsrail'e ürün göndermesine ben karşı değilim diyor. Milyonlarca insan açlıktan mı ölsün diye de ekliyor. Evet. Zaten bu konuşmanın kısa videosu internet üzerinde de var dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Zaten buna bir yalanlama da gelmedi. Hatta bu açıklamanın sonrasında bir açıklama daha yapıldı. Onda da aynı şeyler söylendi. Bir düzeltme yok. Bu net bir mesaj, net bir ifade. Burada şunu anti parantez eklemiş olayım. Bu cemaat içerisinde herkes bu şekilde düşünüyordur gibi bir şey de söylemiyorum. Çünkü her grup içerisinde iyi insan vardır, kötü insan vardır. Olabilir. Herkes aynı düşünmeyebilir. Böyle bir topluluk e, gö, hedef göstererek herkesi topluca infaz etmek hiçbir şekilde kime karşı yapılırsa yapılsın doğru değildir. Bunu da parantez içi eklemiş olalım. Lakin yani burada e, söylenenler e, akla, mantığa, sahaya, bilgiye, belgeye hiçbir şeye dayanmıyor ve hepsine karşı, hepsine e, e, yani hepsi, hiçbiriyle uyuşmayan bir şeyden bahsediyoruz burada. Ülkemizin İsrail'e ürün göndermesine karşı değilim. Milyonlarca insan açlıktan mı ölsün? Yani Türkiye'nin ürün göndermesiyle mi İsrail ayakta duruyor? Buradan bu sonuç çıkıyor. Türkiye eğer İsrail'e ticaret yapmazsa, ürün göndermezse İsrail'deki çoluk çocuk şu bu açlıktan ölecek. Hangi İsrail bu? Amerika'nın desteklediği İsrail. İngiltere'nin desteklediği İsrail. Yani Amerika'nın, İngiltere'nin, bütün bir batı cephesinin, bütün bir dünyayı yönetme iddiasındaki, süper güç iddiasındaki ülkelerin, şeytani varlıkların arkasında olduğu bir İsrail ne olacak? Türkiye ürün göndermezse açlıktan ölecek. Ya bunu aklınız alıyor mu sizin ya? Bu, ya? bu kadar cahillik nasıl başarabiliyorsunuz bu kadar cahil olmayı? Bu konunun cahil diyorum bak. Bu, bu kişi muhtemelen ilmi konularda kendi görüşüne göre, e, fıkhi konularda kendi görüşüne göre şeydir, e, üstattır, şudur, budur falan. Muhtemelen. O konulara bir şey demiyorum. Kendi alanıyla, kendi görüşüyle, inancıyla ilgili bir şeydir. Bir şey demiyorum. Lakin bu konunun cahili, bu konunun cahili bilmiyor. Bilmediği şey hakkında da konuşuyor. Yani Türkiye'nin ürün göndermesiyle İsrail'in ayakta durduğunu, Türkiye'de göndermezse oradaki herkesin açlıktan öleceğini söylüyor. Biz bunu söylemiyoruz ki İsrail'le ticaret kesilsin dediğimiz zaman. Burada bir vebal var. Vebal var. Bu vebale ortak olmayalım. Burada bir soykırım var. Bu soykırıma bu ticaretle ortak olmayalım. Elimize kan bulaşmasın. Biz bundan bahsediyoruz. Aynı zamanda elbette İsrail'le ticareti durdurduğumuz zaman İsrail'in mutlaka zedelenmesi, mutlaka ekonomik olarak çöküntüye girmesi söz konusu olacaktır. Bu noktada bir darbe alacaktır. Ama bu oradaki çoluk çocuğun vesaire açlıktan ölmesi manasına gelmiyor. Arkasında zaten Amerika var. Arkasında zaten bütün bir şer cephesi var. Bu yorumu yaparken ne, yani bunları düşün aklınıza hiç gelmiyor mu? Gelmiyor demek ki. Neden gelmiyor? E çünkü bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için gelmiyor. Yani ondan sonra işte böyle şeyler, yorumlar. Ne diyelim? bu siyonist bir zihniyet işte. Siyonist zihniyet kafasının üzerinde sarık olan bir beyne de sızabiliyor. Fark etmez. Ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la sizi aynı dilden konuşturabiliyor. Geçelim bakın Blinken. Diyor ki İsrail'e silah göndermekle Gazze'ye yardım etmek birbiriyle çelişmiyor. E, al birini hani vur ötekine diyorlar ya. Aynı şekilde tam cuk oturduğu bir şey. Al birini vur ötekine. Aynı şeyden bahsediyoruz. Silah gönderelim. Gazze'ye de yardım gönderelim. Birbiriyle uyuş şey yapan bir şey değil. Burada az önceki tırnak içerisinde hoca da diyor ki İsrail ile ticarete devam edelim kardeşim. Ama Gazze'ye de boykot uygulayalım diyor konuşmasında. Yani şeye, e, İsrail ürünlerine de boykot uygulayalım. Bu nedir? Yani halk şey yapsın, boykot uygulasın. Devlet, devlet uygulamayabilir. Devlet ticaretine devam etsin. E devlet de uygulasın. Hayır uygulamasın. Devlet devam etsin. İsrailler aç kalmasın. Aç kalmasın İsrailler. Bu da diyor ki İsrail'e silah göndermekle Gazze'ye yardım etmek birbiriyle çelişmiyor. Burası Siyonist. Siyonist olduğunu zaten söyledi daha önce. Öbür tarafta Siyonist olduğunu söylemiyor. Ama kafanın içinde bir Siyonist varlık var. Dil bunu konuşuyor. Dil ABD Dışişleri Bakanı ile aynı şeyi söylüyor. Yani Allah akıl fikir versin. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki gerçekten. E, tablo şu bakın geçelim. Tablo şu hemen bitireceğim. Türkiye'nin Siyonist İsrail rejimine ihraç ettiği ürünler arasında dikenli teller de bulunuyor. Dikenli teller. Ekim 2023'te 78 bin dolar olan dikenli tel ihracatı Ocak 2024'te 196 bin dolara yükseldi. Gazze'deki soykırıma rağmen Türkiye'den işgalci e, İsrail'e her gün ortalama 8 gemi gidiyor. Masumlaştırmaya çalıştığınız şey tam olarak bu işte. Tam olarak bu. E orada diyor ki bir de e, silah vesaire gidiyorsa ona bir şey demiyorum. Onu bilemem. Orayı yumuşak geçiyor. Soft geçiyor orayı. Orada şey yok. Bir vurgulama vesaire yok. Tablo bu. Sizin meşrulaştırmaya çalıştığınız tablo tam olarak bu. oradaki dikenli tel bile bizim dikenli telimiz. Buradan utanmamız lazım. Sizin bunu söylerken utanmanız gerekiyor. Ülkemizden bir haberle bitirelim. bugün bu gece yarısı benzine ve motorine zam geliyor yine. 1,53 litre başına benzine, mazuta da 1,10 yani 1 lira 10 kuruş oranında zam gelecek. Akaryakıt ya benzindir ya mazottur veya LPG'dir. Benzin ve mazotlu aracı olanlar 12'den önce alırsanız özellikle yüklü miktarda bir depo alacaksanız kar edebilirsiniz. Bunu da bilgisini vermiş olalım sizlere.